Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Manisa'nın fethinin sembolü Fetih Mescidi'nde tarihi yapı gün yüzüne çıkmaya başladı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, beraberindeki Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'le birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı. Başkan Çelik'in restorasyon hakkında bilgi verdiği incelemelerin ardından Vali Karadeniz ve beraberindekiler değerlendirmelerde bulundu. Manisa'nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından fethedildiğini ve fethin sembolü olarak restorasyonu yapılan mescidin inşa edildiğini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu. Tabii aradan asırlar geçtikten sonra yıpranmış bir kısım kısımları yıkılmış durumdaydı. Buranın aslında uygun bir şekilde tekrar ihya edilebilmesi için Sayın Valimizin talimatı, İl Kültür Müdürümüzün de yoğun gayretleriyle buranın bir mescit olduğu tescillendi ve röleve restorasyon ve restorasyon projeleri tamamlandı. Ardından da Şehzadeler Belediyesi olarak biz 3,5 milyon TL bedelle yerin ihalesini yaptık ve inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Nasip olursa da 2023 yılının ilk aylarında da inşaat çalışmalarını bitirip burayı ibadete açmayı planlıyoruz. Fetih Mescidi'nin halk arasında Hacettepe Türbesi olarak bilindiğini anımsatan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise emeği geçenlere teşekkür etti. Bu çok şükür aslında uygun bir şekilde gerçekleşmesi için sizin öncülüğünüzde, organizasyonunuzda, değerli belediye başkanımızda, kültür müdürlüğümüzde aslında uygun bir şekilde gerçekleşiyor. Çok memnunuz, emeği geçenlere şükranlıyoruz. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ederek sözlerine başlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudaksa şöyle konuştu. Gerçekten aşılması zor sıkıntıları aşmakta hem belediyemizin ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalıştık. İnşallah vücuda geldiğini de hep birlikte burada namaz kılarak yaşarız. 2020 yılında Manisa'da göreve başladığında daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi kentin ihtiyaçlarının neler olduğunu ve buna karşılık imkanlarının neler olduğuna yönelik bir çalışma yapıldığını belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz şunları ifade etti. Burayla ilgili projede tamamlandı ve Şehzadeler Belediye'mizle YÜKOP Kültür Turizm İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde burası Fetih Mescidi'nde restorasyon çalışması başladı ve bittiğinde 2023 yılının ilk aylarında Fetih Mescidi'de Manisa'nın sahip olduğu bu kadim değerde ayağa kaldırılmış olacak.